böyle inşallah okunuyordur. Bak, endişe, endişenin sebepleri. Endişe niçin olur? Bir, geleceği izah edememekten ve merakını tatmin edememektendir. Endişe, geleceği izah edememekten dönüyor, bakıyor böyle, gelecek. Boşluk yani. Tak diye göz düşüyor. İzah edemiyor ama fıtratta var. Fıtrat ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, beka istiyor, yokluk istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Böyle bir donanım var. Fakat buna cevap yok. Bir boşluğa geliyor. Bu fıtrata verilen cevap yok. Bu cevapsızlıktan insana endişe geliyor. Oradan gelen cevap insanı nötrleştiriyor, koltuğuna oturtturuyor. O da nedir? İmanı bir ahirettir. Ahirete imanla nötrleştirebilirsiniz. Yoksa peki bu ne işim ya, bilmesem ne olur? Arkadaşlar, endişe korkudan, ikisi geleceğe aittir bakın. Endişe ve korku geleceğe aittir. Endişe ve korkunu kontrol edemezsen buhran, bunalım, panik atak, depresyon yaşarsın. Aha ben tek başıma kaldım, öleceğim. Aha çarşı pazara gidersem, aklım orada giderse evi bulamam. Aha kalp krizi geçirirsem. Bunlar hep böyle korkular, geleceği yorumlayamamaktan, imanı bil ahirete zayıf olduğundan, inancımızdan kaynaklanıyor. Sahipsizim tasavvur etmekten, yani bu dünyaya atılmış Sartre diye bir zannediyorum Alman filozofu ve hemen hemen ona benzer ateisttir bu. İnsanı şöyle tanımlar. Sartre diye zannederim doğru telaffuz ettim. Fikri şöyle, fikriyatım. İnsan eğer Tanrı veya kendi kendine dahi olsa netice aynıdır. Mevcudata, dünyaya atılmıştır ve unutulmuştur. Kendi haline bırakılmıştır. Bu felsefe kurulmuş. İşte sahipsizim düşüncesinden kaynaklanıyor. Başka? Gaye ve hedefini kaybetmekten kaynaklanıyor. Gaye ve hedefsiz insanlardan, kardeşim, kanser, ölüm, kalp, tansiyon, panik, bunların çaresidir bu ders. Aslında dini bir ders gibi gözükürken psikoloji tedavi dersini yapıyoruz. Çünkü psikoloji hastalıklar geleceği yorumlayamamaktan, kendini sahipsizlikten ve fıtratın isteğine zıt yaşamaktan geliyor. Gaye ve hedefini kaybetmekten, nereye gittikleri belli olmayan yollardan, rehberi olmamaktan, nereye gittiği belli olmayan yollar var. Mesela kabir, mesela yaşlılık, mesela yaşıyorum ama güvende değilim yani. Her an deprem olabilir, her an çocuğum ölebilir, her an kanser tanısı konabilir. Bu kadar acayip bir her şey olabilme ihtimali içinde nasıl insan kendini güvende hissedebilir? İmanı bil ahiret yoksa, Allah'a iman yoksa, eğer insan bloke etmemişse bu insan bu kadar emin olamaz. İşte bu eminsizlikten, özgüven azlığından endişenin sebeplerini okuyorum. Çoğu zaman elindekileri kaybetme korkularından, sağlığımı kaybedeceğim, çocuğumu kaybedeceğim, işimi kaybedeceğim. En önemlisi de dünyayı kaybedeceğim, ölüm gelecek. Madem ölüm var, hiç kimse inkar edemez. Bu hayat gidiyor, baki bir hayat geliyor. Ey insan, başı boş değilsin. Et yığınısın yani, demirden, polattan, çelikten bir vücudun yok. Başı boş değilsin, bir gayen var, gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Bunun tersi endişe. Elimizdeki nimetin farkında olamamaktan, farkında mısınız cemaat olmanın güzelliği? Farkında mısınız imanın güzelliği? İmanın nimetinin farkında mısınız? İmanınızdan daha değerli neyiniz var? Neyimiz var?
Değil mi? Çoğu zaman elindekilerini kaybetme korkularından sağlığını, sıhhatini, çoluk çocuğunu vesaire. Başka? Güven bir ortamı ve doğru dürüst çevresi olmamaktan, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmamaktan, doğru yer, burası veya bu tür yerler, doğru yer, doğru insanlarla doğru zamanda doğru iş yapmak. Yaş olmuş 50, 60, 70. Yapsan abdest tutmaz, bel tutmaz, şey tutmaz, zor oluyor. Yani demek ki insan kendisini güvende hissetmesi için 4 tane. Doğru yerde buralar ve buraya benzer. Doğru insanlarla, iyi insanlarla beraber olmak. Doğru zamanlamalarda doğru iş yaparsan seni endişe kapamaz. Mesela panik yaptın, sıkıntı yaptın. Bak pat diye atladın şimdi. İlaç içmedin. Bundan daha büyük ilaç olur. Güven bir ortamı ve doğru dürüst çevresi olmamaktan, elindekilerin kendi donanımların farkında olmamaktan, elindekilerin kendisinin olmadığını, yani gözünü, kulağını kendisini zannediyor. Kendi kıymetini, gücünü bilmemekten, ya kardeşim, Allah rızası için ya, senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanısaydın, şu dünya hayatındaki filmde başrolde sen oynardın. Senin düşmanın kadar sen seni tanımıyorsun. Şeytan kadar kendini tanımıyorsun. Şeytan insanı öyle tanıyor ki. Çünkü niye? Adam şuurlu. Adam davasının adamı. Kendisine şeytan değil. Bize şeytan. Adam işini yapıyor yani. Sen seni bildiğin kadar bilmiyor. Şeytan yani senin düşmanın seni tanıdığı kadar sen seni tanısaydın oynadığın filmin başrolü olurdun. Kendi kıymetini gücünü bilmemekten, olumsuz insanlarla haşır neşir olmaktan kaynaklanıyor endişe.